Bakın kötü ufaklar ya. Bugün bayağı bir sis arkadaşlar. Erzincan Ovası'nı sis aldı. Bak şimdi sisin üzerine çıkabilecek. Sizlere göstereceğim onu. Yoğun bir sis var yani. Sabahın erken saatleri. Biz hayvanlarımızı bıraktık. Otarıyorduk ama sis iyice arttı böyle. Yavaştan yavaşça güneş de kendini gösteriyor. Bakın bu taraftan sis yavaş yavaş çekilmeye başlamış. Köyümüz de hemen burada. Burası da bizim köyümüz. Köyün yanında otarıyor zaten. Fazla uzağa gitmemize gerek yok. Yavaş yavaş sis gitmeye başladı. Burası koskocaman bir Erdincan Ovası. Bu taraf Çağlayan Dağları. Bu tarafta Keşiş Dağları var arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim yerler Muncur Dağları da. Orada Çağlayan Cirnevik Şelalesi var. Burası da Erdincan Ovası. Alt tarafta merkez alt tarafta köyümüz arasında 20 kilometre var. Burada yine köyler falan var bu tarafta. Burada hiç sis yok. Ama bizim tarafta bayağı bir sis var. Biz tam ortasında bir sisin ya. Böyle bir yerde gelmişiz ki. Tarlaların bazıları biçilmiş, bazıları biçilmeyi bekliyor. Ama siz sanki birazdan kalkacak gibi gözüküyor. Bana öyle geliyor yani. Arkadaşlar bugün yiyelim biz değiştirdik. Köy yanında oturacağız hayvanları. Yalnız çöpe getirmedik bugün ama buralar hep domuzlar yeni kalmışlar. Bakın arkadaşlar buraya kalmışlar, buraya kalmışlar. Bakın buraya da kalmışlar. Yani daha yeni buralara kalmışlar. Bakın şuraları falan acayip kalmışlar. Buraya bize yakın. Tabii bizim köpekler de bağlı arkadaşlar. Bakın burayı daha yeni kalmışlar. Belki de bu sabah kalmışlar. Biraz akşam olabilir. Öğleden sonra Tyson ve kardeşini getireceğiz. Şu anda yanımızda köpek yok çünkü evin aşağı yukarı 400-500 metre yanındayız. Ama burada akşam olayla karışmış resmen. Aşırı derecede kazı yapmışlar. Bakın şu karşıya bakın. Burayı resmen sürmüşler domuzlar. Arkadaşlar domuzlar koyunların önüne geldiler. Koyunlara bakıyorlar. Bu sene bayağı bir domuz var ya. Arkadaşlar dediğim gibi de oldu. Bakın domuzlar birden çıktılar. Hem de öyle bir kalabalık domuz sürüsü ki önce bir tanesi bize baktı. Demek ki acaba öndeki öncü müydü? Sürüyü devamından mı getirecekti? Bizi gördü hemen geri döndü. Şuraya bakın ya bizim koyun sürüsünden fazla. Büyük ihtimalle bize bakın bu öndekiydi. Geldi baktı orada bir şey var mı yok mu diye. Bizi gördü. Şuraya bakın ya 30 tane rahat vardır yani. Saymadım ama çok kalabalık ya. Şimdi buradaki domuzları bir sayalım arkadaşlar. Kaç tane domuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane saydım ama. Siz de net bir şekilde sayabilirsiniz. 4 tane büyük var, diğerleri ufak. Baya kalabalık sürü. Ufak yavrular var. Kesin yanında Zalim ya da Tyson olsa bu ufaklardan birini yakalarlar. Bugün de işin tersine bir sabah köyün yanındayız diye hayvan köpek getirmedik yanımızda. Domuzlar bize bakıyorlar. Gerçekten köpek çok önemli arkadaşlar ya. Önceden seziyor hayvan gidiyor. Köpek önemli gerçekten iyi anladık. Çok ufak yavrular ama ya. Şimdi insanın gözüne güzel geliyor yani yalan söylememek lazım. Ama tehlikeli bir hayvan. Şuraya bakın ya. Koyun sürüsü resmen. Bir tane çoban da bunlar lazım. İçinde bir, iki, üç, dört tane büyük var. Büyük ihtimalle bütün yavrular onlara bakıyor arkadaşlar. Bakın şu çok ufaklar ya. Tatlı görünüyor yani şimdi yalan söylememek lazım. Bu koşuşlar çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu bir daha izlemek istedim. Çok değişik geldi bana yani. Şöyle bir daha bu ufaklıkları görelim. Ufaklıklar çok tatlılar. Koşuşlar da bir değişik böyle ya. Zıplıyorlar mı koşuyorlar mı belli değil. Yani ilk kez herhalde bu kadar yakından çekiyoruz.
koşuşlarını. Burada biraz ağaçlar azdı, o yüzden avantajlıydık. Ama tabii yüz yüze karşılaştığım zaman tehlikeli bir hayvan. Koşuşları çok tuhaf ya. Çok şişmanlamışlar. Tabii istedikleri gibi yiyip içiyorlar. Keş burada olsa bunların birini yakalardı. Ama anneleri falan bırakmıyor arkadaşlar. Böyle mesela çok kolay av gibi gözüküyor ama annesi bırakmıyor ki. Annesi gelip bir köpeğe vurduğu zaman köpeği öldürür yani. Tek köpek bunlarla mücadele edemez. Belki öyle denk düşürsün de bir yavru tutsun da artık dönmesin diğeri, öyle boğsun yani. Yoksa annesi olduğu zaman kolay kolay boğamaz. Hadi artık size güle güle. Buraya daha gitmiyoruz. Bakın hemen köyümüzün yanı. Günün erken saatleri. Olaylar hemen köyümüzün yanında oldu. Aşağı yukarı arada 500 metre falan var. Bakın. Köyümüzde. Salyangoz yavaş yavaş ilerliyor arkadaşlar. Çok aşırı derece yavaş hareket ediyor ya. Ama yine de yılmıyor yani. Bu azimle giden ilerliyor. Evi de sırtında. Aslında bunun hayatı daha güzel. Hemen bir şey olunca evine giriyor. Kira derdi yok. Bir şey yok. Ev sahibi derdi yok. Doğalgaz yok. Su yok. Bakın hemen toplandı. Kuzular geldiler. Evine çekilmeye başladı yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdi masum eş adayları bakmaya geldik. Yan köydeyiz şu anda. Bakalım beğenirsek. Kaç tane dişi oğlak alacağız Masum Bey'e. Bakalım inşallah beğeniriz ve pazarlığımız olur. Onları bizim köyümüze götürürüz. Şu an yan köydeyiz. Belki ortada buluşup da alabiliriz. Şimdi gelsin hayvanlara bir bakalım. İki tane seçtim arkadaşlar. Masum için. Şundan ikisi. Masum'a iyi eş olacaklar. Güzel hayvanlar maşallah. Toplam üçünü 3200'de yol dahil aldık. Şu ikisi. Bir de şu köşedeki. Ya da şu sarı da olabilir. Bunları aldık. Arkadaşlar Hakan abi çeşitleri buraya kadar getirdi. Çok sağ olsun, var olsun. Rica ederim. 3 tane aldık senin Hakan abi. Hayırlı uğurlu olsun sana da. İnşallah Mahsun'la eşleyeceğiz. Onlar güzel olaklar olacak. İnşallah. Mahsun yeni eşler yavaş yavaş arkadaşlar sürümüze adapte olmaya başladılar. Gel 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 gel. Bunların Mahsun'dan seneye yavrular olacak. Çarata. Gayet güzeller. Gel 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 gel. Arpaları seçiyor arkadaşlar. Arpaları, buğdaları. Kesip yiyorlar. Yeşil otu artık yememeye başladılar. Artık böyle arpaları, buğdayları seçiyorlar. Yere dökülen. Bakın bu buldu. Bu sapları falan da yemiyorlar yani. Bakın. İçinden böyle buğdayların başlarını seçip yiyorlar. Taneleri. Ama en beğendiğim bu aldıklarımız içerisinde. Orijinal böyle hakiki. Çok iyi bir hayvan ya. Bundan çok mükemmel yavrular çıkacağına inanıyorum ve bu da çok sütlü olacağına inanıyorum bunun. Öyle bir yapısı var, bilmiyorum, bana öyle geliyor. Çok aşırı sütlü olacağına benziyor. Çok güzel ya. Ve boynuzsuz. Bunu çok beğendim. Arkadaşlar Boyka hastalandı. Kurum hastalığına yakalandı. Bu hastalığın tedavisi yok gibi bir şey yani. Bakalım, bakın durumu iyice kötüleşti. Boyka. Dayıyla da konuştum. Dedim, bizden yana bir sıkıntı varsa biz hatamızı telafi ederiz. Daha iyisini yollarız. Can sağlığı olsun dedi. Hiç korkma. Ben hayvan tedavisini uyguluyorum. Bakalım artık nasıl olacak. Sanki biraz kendine gelmiş mi? Bana mı öyle geldi? Tedaviye cevap mı veriyor? Kurtuluşu yok ama bilmiyorum, bakalım. Tedavi uygulayacağım. Eğer bir şey ararsa sizlere paylaşacağım. Cadı. 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 Cadı yine sinirlendi. Yaptığım tedavi kurumaya geçirirse gerçekten mükemmel. Yani bunun tedavisi yok gibi bir şey. Ama ne bileyim, sanki biraz horoz canlanmış ya. Biraz sevindim yani. Şimdi kuzulara otarıp geldim. Sanki bu kadar bir canlılık var. İşte arkadaşlar stresten kaynaklanıyor. Böyle sıkıntı oluyor. Yer değişikliği. Yani böyle şeyler olabiliyor. Hayvanın direnci zayıf olabiliyor. Ama dayıya söyledim. Dedi kesinlikle yeğenim korkma dedi. Eğer öyle bir şey olursa daha iyisini yollarım sana. Yani ticarette arkadaşlar önemli olan bu aslında. Mesela dayı bana deseydi işte yok sana gel, sen hastalandırdın, yok işte böyle şöyleydi. Dayı bugüne kadar böyle bir ürün alamazdı mesela. Ama adam malın arkasında büyük bir sıkıntı olursa daha da iyisini yollarım.
Öyle bir horoz değil, daha iyisini yollarım dedi. 4-5 gündür Boyka bu illetle uğraşıyor. Çok zayıfladı kerata. Ama yani bugün sence Boyka bana iyi geldi ya. Kurum hastaları şöyle arkadaşlar, su gibi ishal ediyor. Ama Boyka bugün beni çok sevindirdi. Biraz toparlanmış sanki. Böyle sanki ishal de biraz daha normale dönmüş gibi ama. Zaman bize bakalım neler gösterecek. Şimdi aynı tedavi yine bugün uygulayacağım. Boyka aşağı yukarı arkadaşlar 4-5 gündür bu hastalıkla mücadele ediyor. Çok kötüydü. Sabah mesela dışarı bıraktığım zaman böyle yere düşüyordu ama şimdi biraz kendine gelmiş sanki. Boyka kaçmaya bile başlamış bakın. Hiç hayvanda can ceset kalmamıştı. Sanki Boyka yavaş yavaş toparlanmış gibi geliyor ama zaman ne gösterecek onu bilemem. Ama Sezar Bey değişik bir hayvan. Çok yani yerinde duramıyor. Şöyle bir büyüse de bunu bir görebilsek ya. Şöyle bir yere attığım zaman kartal gibi kanatların birbirine vurur diye düşünüyorum. Bunda öyle bir yapı var. Sağlam bir hayvan yani. Dibime geliyor ama bakalım büyüsünü göreceğiz. Kara kız da bunu çok seviyor. Kara kızımıza eş oldu. Diğerlerinin yanına gitmiyor mesela kara kız. Sürekli Boyka ile gezmek istiyor ama Boyka rahatsız. Ama Boyka bakın yeşil yemeye başladı, otlamaya başladı. Hadi Boyka be, bizim yüzümüzü kara çıkarma. Bugün daha iyisin. Şimdi tedavi yine uygulayacağım arkadaşlar. Belki Boyka buna cevap verir. Ve tedaviyi sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.